Bu videoda belki de bu son 100 yılın en çok merak edilen konularından birisine değineceğim ve bu sorunun cevabını vermeye çalışacağım sizler için. Üstelik rakamlarla vereceğiz tabii. Öyle işkembeyi kübradan atmayacağız. Rakamlar kolay kolay yalan söylemez eğer ki rakamlarla oynamazsanız. Her rakamlarla oynandığında gayet net bir şekilde son zamanlarda gördük ama altın fiyatları sonuç itibariyle gerçekleşmiş fiyatlar ve konut fiyatlarının da ortalamalarını alacağım sizler için ve sonuç itibariyle hangisi daha çok kazandırmış son 10 yıl içerisinde, son 15 yıl içerisinde bunu sizlerle paylaşmış olacağım. Son kararda çıkan rakamlara göre sizler kendiniz vereceksiniz. Diğer taraftan tabii ki piyasalardaki son gelişmeleri sizlere aktarmaya çalışacağım. Dolar ne oldu, altın ne oldu, borsa cephesinde neler yaşanıyor, bundan sonra neler yaşanabilir bunu biraz konuşacağız. Yine kısa kısa bir iki haberim var, bunun da detaylarını konuşacağız. Sonrasında da tabii ki altın mı daha çok kazandırıyor uzun vadede yoksa konut mu daha çok kazandırıyor bunu da ayrıntılı bir şekilde işlemeye çalışacağım. Hepiniz hoş geldiniz. Önce şöyle rakamlara bir göz atalım isterseniz. 115 bin seviyesinde bir borsa var. Artık uzun uzun konuşmaya bile gerek yok. Bence borsa çok kritik seviyelerde her an ciddi satış baskısıyla karşı karşıya kalabilir. Özellikle ikinci dalga etkisinin görülmesi Amerika'da satış baskısının oluşmasıyla birlikte. Diğer taraftan dolara baktığımda 6.85-50 seviyesinde sıkışıp kalmış bir dolar kuru görüyorum. Bu konuyla ilgili çok ciddi yorumlar ve sorular geliyor. Acaba sabit kur rejimine mi geçtik? Uzun zamandan beri 6.85'e çakılıp kalmış bir dolar kuruyla karşı karşıyayız. Bu ne anlama geliyor? Onun gayet basit bir cevabı var arkadaşlar. Hemen pandemi öncesine geri dönebiliriz. Pandemi öncesinde biliyorsunuz 5.98'e sıkışmış bir dolar kuru vardı. Aynı bu görüntüyü veriyordu bize. Yine kıpırdamıyordu. Yukarı çıkmaz deniliyordu. Aşağıya düşecek deniliyordu ama o günlerde de sizlere şunu söylemiştim. Çok yakın bir zaman içerisinde önce 6.25'i sonrasında 6.80'i ve bir sonraki aşamada da 7.20'nin üzerini göreceğiz demiştim. Nitekim söylediğimiz tüm rakamlar birebir gerçekleşti o dönemde. Sonrasında yoğun bir baskıyla 6.60 seviyelerine kadar çekilmeye çalışıldı. Ama 6.60'da zaten tutunamadı ve tekrar kendisini 6.85'in üzerine atan bir dolar kuruyla karşılaştık. Bu bize şunu gösteriyor arkadaşlar. Aynı 5.98'de olduğu gibi 6.85 seviyesinde de çok ciddi bir destek noktası oluşturuluyor. Bir sıçrama tahtası oluşturuluyor. Aynı altının 1700 seviyesinde tutunup burada bir destek seviyesi oluşturduğu gibi daha sonrasında da 1760'ı güçlü bir şekilde kırdığı gibi arkadaşlar. Burada 6.85 seviyesi çok önemli bir destek noktası haline geldi. Yeni bir sıçramayla karşı karşıya kalacağız ve büyük ihtimalle 7.20'yi bu kez çok daha güçlü bir şekilde kıracağız. 7.80'i hareket başlayacak ve bu etapta zaten gram altında da ciddi yükselişlere tanık olacağız. Gram altın demişken gram altından da bahsedelim. 400 liranın hemen sınırındayız arkadaşlar. 393, 394, 392 seviyelerinde gidiyoruz, geliyoruz. Onsun yükselişi şu anda gram altını yükseltti. Doların sabit kalmasıysa aslına bakarsanız gram altının yeterince yükselmesi önünde önemli bir engel olarak karşımıza çıkıyor. Doların da hızlı hareketiyle birlikte, dirençleri kırmasıyla birlikte 400 liranın üzerini göreceğiz gram altında. Bir daha da 300'lü seviyeleri görmemiz mümkün olmayacak. O 300 olacak, 330 olacak, 350 olacak diyenler de nasıl hayal kurduklarını ve nasıl bir açıklama yapmak zorunda olduklarını düşünsünler artık. Euro dolar paritesinin 1.12 seviyelerinde kalmasıyla birlikte 7.69 seviyelerine demir atmış durumda. Orada da yine bir fırtına öncesi sessizlik var. 1.12 aşağıya doğru kırıldığı an itibariyle 1.08'e doğru giden bir parite göreceğiz. Biraz daha gevşeme olacak Euro'da. Ama Euro'da dolar gibi Türk lirasına karşı değerlenmeye devam edecek. Özellikle devalüasyonist bir etkiyle 14-15 liralık dolar kuruna giderken Euro'yu da 16 lira, 17 lira civarında görebiliriz. Parite 1.08 civarlarında kalırsa arkadaşlar. Altının onsu 1760 önemli ve kritik demiştim sizlere. 1760'da bir taban oluşturulursa
olursa, yani önce direnç kırılıp burası bir destek haline getirilirse, ilk hedef 1780, sonraki hedef 1800 demiştim. Ve nitekim 1780'in de üzerine çıktı hızlı bir şekilde. Çünkü güçlü bir direnç noktası değil aslında 1780. 1788 seviyelerinde geziyor. Vadeli altın fiyatları 1800 doların üzerine çıkmış durumda. Bu da bize şunu gösteriyor. Yakın zaman içerisinde altının onsunu 1800 doların üzerinde görebiliriz. Daha sonra 1860 doların kırılmasıyla birlikte de rekor üzerine rekor kıran 2000-2500 dolar aralığına yerleşen bir altın ons fiyatı görülebilir. Amerika'da petrol depolarının biraz boşalması şu anda petrol fiyatlarını yukarıya doğru destekliyor ama çok kısa vadeli bir süreç bu. Yine petrol fiyatlarında aşağıya doğru bir gevşeme, hatta sert satış baskısı görebiliriz. İkinci dalga etkisi, Trump'ın ve Amerika'nın Çin'e yüklenmeye devam etmesi, Hindistan-Çin geriliminin artması, uluslararası endişelerin artması ve tabii ki ikinci pandemi etkisiyle beklenen üretimin gerçekleşmemesiyle birlikte büyük ihtimalle arkadaşlar petrol fiyatları bir kez daha 30 doların altını zorlayacak. Türkiye'nin tek kurtarıcı zaten petrol fiyatlarının bir miktar gevşemesi. Petrol fiyatları da bu şekilde yükselmeye devam ederse Türkiye'nin dış ticaret açığı daha da artacaktır. Cari açık problemi daha da gündeme gelecektir ve devalüasyonist etki belki biraz daha öne çekilecektir. Bunu da buradan belirtmek istiyorum. Bütün bu rakamları paylaştıktan sonra bir iki haber var. Airbus 15 bin kişiyi işten çıkarmaya hazırlanıyor. Amerikan Federal İletişim Komisyonu çok önemli bir karar daha aldı. Huawei'den sonra ZTE'yi de ulusal güvenlik tehdidi olarak gösterdi. Yani Çinli teknoloji firmaları, özellikle 5G altyapısıyla uğraşan Çinli teknoloji firmaları şu anda Amerika'nın hedefinde ve her geçen gün gerilim biraz daha artıyor Çin'le Amerika arasında. Bu ciddi bir ekonomik krizi de beraberinde getirecek gibi görünüyor. İki ülkenin çatışması dünya çapında kutuplaşmayı, aynı zamanda çok ciddi ekonomik riskleri işaret ediyor. Diğer taraftan tabii ki gözler FED tutanaklarında, bakalım FED ne diyecek? Yeni parasal genişlemeler gelecek mi? Bir faiz indirimi ya da arttırımı sinyali verilecek mi? Bütün bunları da FED raporlarından, tutanaklarından izlemeye devam edeceğiz ve bunların da ayrıntılarını sizlerle paylaşacağım arkadaşlar. Ve gelelim günün sorusuna. Aslında 100 yılın sorusu. Gayrimenkul hayatta kaybettirmez kardeşim. 1. Gayrimenkul en çok parayı kazandıran, uzun vadede en çok parayı kazandıran yatırım aracıdır. 2. Gayrimenkul al, unut, kaybetmezsin ve büyük para kazanırsın. Tevatürleri 3. Gerçekten böyle mi, değil mi? Konut mu, ev mi, yoksa altın mı son 10 yılda daha çok kazandırmış? Hatta son 15 yıla da bakalım. Son 15 yıl içerisinde altın mı yoksa konut fiyatları mı daha çok artmış? Şimdi bu konuyu sizlere ayrıntılarıyla paylaşacağım arkadaşlar. Önce sizleri sıkmadan 2005 yılından bugüne kadar hem çeyrek hem de gram altın fiyatlarını paylaşmak istiyorum. 2005 yılında 100 bin liralık bir evin bugünkü yaklaşık değerini daha sonra paylaşacağım. Ve 100 bin liralık altın almış olsaydınız 2005 yılında bugün paranız ne kadar olacaktı, onu sizlere aktarmaya çalışacağım. 2005 yılında gram altın 22 lira, çeyrek altın 35 lira. 2006 yılında gram altın 28 lira, çeyrek altın 46 lira olmuş. 2007 yılında gram altın 30 lira, çeyrek altın 49 lira. 2008 yılında gram altın 41 lira, çeyrek altın 66 lira. 2009 yılında gram altın 52 lira, çeyrek altın 83 lira. Ve 2010 yılına geldiğimizde gram altın 69 lira, çeyrek altın da 111 liraya çıkmış arkadaşlar. Neredeyse hem gram altın hem çeyrek altın 5 yıl içerisinde 3'e katlamış. 2011'de 94 liraymış gram altın, 153 liraymış çeyrek altın. 2012'de işler 2 yıllığına terse giriyor. Nasıl terse giriyor? 2012'de ve 2013'te gram altın fiyatı önce sabit kalıyor, sonrasında hafif gevşiyor. 2011'de 94 liraya aldığınız gram altın 2013'te 80 liraya düşüyor. 2011 yılında 153 liraya aldığınız çeyrek altın 2013'te 132
liraya düşüyor. 2 yılda zarar ettiriyor. Görünen o. Hem faizden yararlanamıyorsunuz, hem herhangi bir yatırım yapamıyorsunuz. Başka yatırım yapsak daha çok kazanırdık diyorsunuz falan. Ama bekleyenler 2013'ten itibaren tekrar yükselişle karşı karşıya kalıyorlar. 2014'te 88 liraya çıkıyor gram altın, 145 liraya çıkıyor çeyrek altın. 2015'te 98 liraya çıkıyor gram altın, 161 liraya çıkıyor çeyrek altın. 2016'da 129 liraya çıkıyor gram altın, 211 liraya çıkıyor çeyrek altın. 2017'de 157 liraya çıkıyor gram altın ve çeyrek altın 257 lira oluyor. 2018 yılında 215 liraya çıkıyor gram altın, 351 liralık bir çeyrek altınla karşı karşıya kalıyoruz. 2019 yılında 287 lira gram altın, 469 liralık çeyrek altını görüyoruz ve 2020 yılına geldiğimiz bugünlerde 393 lira olmuş arkadaşlar gram altın ve 645 lira olmuş çeyrek altın. Sabırla dinlemenizi rica ediyorum. Bakın çok önemli bir noktayı çünkü sizlerle paylaşıyorum. 2005 yılında 100 bin liraya aldığınız bir ev yaklaşık bugünlerde 700 bin lira olmuş arkadaşlar. Hadi 800 bin lira diyelim. Yani 700-800 bin lira aralığına yerleşmiş. 1'e 8 maksimum getiri elde etmişsiniz. Çok spesifik konutlar hariç, çok çok spesifik konutlar, çok iyi noktalarda bulduğunuz konutlar belki 1'e 10 artmıştır ama 1'e 11 değil. 100 bin liralık altın o dönemde 4445 grama denk geliyor. Lütfen bunları sizler de not edin. Lütfen bu çarpımları siz de yapın arkadaşlar. 4445 gram altını 100 bin liraya alıyorsunuz 2005 tarihinde. Bugünkü değeri 1 milyon 746 bin lira olmuş. Evet, bir kez daha söylememi ister misiniz? 1 milyon 746 bin lira olmuş. Ev 700-800 bin aralığında, o da çok çok iyi koşullarda. Tabii eskime payını hiç katmıyoruz işin içine. Amortisman ve eskime payına kattığımız zaman aslında pek çok evin değer bile kaybettiğini görüyoruz ama biz değer kaybetmediğini kabul edelim. Yani 700-800 bin liraya geldiğini kabul edelim. Altın neredeyse o gün aldığınız evin 3 katı arkadaşlar. O gün 100 bin lirayla bir ev alırken bugün o aldığınız altınla 3 ev alıyorsunuz. Evet, tam 3 ev alıyorsunuz. 2005'ten 2020'ye kadar ev fiyatları 8 kat artarken altın fiyatları 17 kat artmış. Şimdi kıyaslamamızı son 10 yıla göre yapalım bir de isterseniz. Yani 2010 yılından 2020 yılına gelelim. 2010 yılında şişmiş fiyatlar nedeniyle artık konutlar zaten prim yapmamaya başladı. Neredeyse o gün 300 bin liraya aldığınız ev aslında bugün 350-400 bin lira. Hadi maksimum 500 bin lira. Ama ben yine iyi niyetli davranacağım ve diyeceğim ki 2010 yılında 300 bin liraya aldığınız bir ev bugün 600 bin lira, 700 bin lira bandında. Ve biz 700 bin liradan yola çıkalım. Yani yaklaşık %110, %120 gibi değer kazanmış olsun son 10 yıl içerisinde. Bakın maksimum rakamlarla gidiyorum konutta. Altındaysa mevcut değerler üzerinden gideceğim. Sizin o gün aldığınız 300 bin liralık ev bugün 700 bin lira oldu. Peki o gün 300 bin liraya ne kadar altın alabiliyordunuz? Ona bakalım. Tam 4348 gram altın alıyordunuz arkadaşlar. 2010 yılında 69 liraydı altının gramı ve 4348 gram altın alabiliyordunuz. Altının bugünkü değerine 1 milyon 708 bin lira. 300 bin liralık bir ev aldınız o gün. Fiyatı 700 bin lira oldu. 300 bin liralık altın aldınız o gün. Bugünkü fiyatı 1 milyon 708 bin lira oldu. Neredeyse 3 kat fazla arkadaşlar. O gün o parayla bir ev alabilirken bugün elinizdeki o altınla tam 3 ev alabiliyorsunuz. 2010 yılında eve koyduğunuz para 2'ye katlarken altına koyduğunuz para tam 6 kat artmış. Şimdi soruyorum sizlere, uzun vadede altın mı daha çok kazandırıyor, konut mu daha çok kazandırıyor? Hadi bu bilmecenin cevabını bu reel rakamlara bakarak kendiniz verin arkadaşlar. Konuttan daha çok kazandıran hiçbir yatırım aracı yoktur sözü yalan mıdır, tevatür müdür, değil midir? Buna da kendiniz karar verin arkadaşlar. Konut yalanlarıyla ilgili
ifşa videolarıma devam edeceğim arkadaşlar. Türkiye'de konut her şeyden fazla kazandırır, tamamen bir yalandır. Konut bir ihtiyaçtır. Bu ihtiyacınızı gidermek için elbette almalısınız ve alabilirsiniz. Ama konuta bir yatırım aracı olarak bakıyorsanız aslında diğer yatırım araçlarının neredeyse tamamının konuttan çok daha büyük getiriler getirdiğini göreceksiniz. Nitekim bu serinin önümüzdeki bölümlerinde de bu kez konut mu dolar mı videosunu sizlerle paylaşacağım. O videoyu da kaçırmamanızı şiddetle tavsiye ediyorum arkadaşlar. Evet, bu videomun da sonuna geldim. Yeni videoda tekrar birlikte olacağız. Görüşene kadar hoşça kalın, mutlu kalın. Yorumlarınızı mutlaka bekliyorum. Abone olmayı ihmal etmeyin. Bildirimlerinizi mutlaka açın. Eğer ki videoyu beğendiyseniz mutlaka dostlarınızla paylaşın. Katıl butonuna basarak bana destek verebilirsiniz. Ve tabii ki Instagram'dan da takip etmeyi ihmal etmeyin. Hoşça kalın, mutlu kalın dostlar.